VTR'miz daha var hanımlar. O VTR de bence çok ilginç. Çünkü Zehra demişken, ondan bahsetmişken bir anda Zehracığım senin evin nedenini bilmediğimiz bir şekilde tartışma konusu oldu. Şimdi ben de izleyeceğim. Zehra'nın evi sevgili seyirciler neden tartışma konusu oldu? Bakalım VTR'mizi izleyelim. Sonra buraya dönüp kritiklerimizi yapacağız. Buyurun. Size oturma odamı göstereceğim. Koltuğu kayınvalidem hediye etti kendisi. Bu yatağa da kendisi yatmak için geldi. Sen hani diyorsun ya ben futsalım bilmem neyim 5 yıldır yapıyorum. Böyle bir insanın odasında sadece bir tane pilates topu, bir tane ip olmamalı. Ne olmalı mesela? Koltukların lacivert, sehpaların siyah. O kadar alakasız ki. Sanki burası kayınvalidesinin evi, bunlar da misafirmiş evet, gibi. Evet, evet. Hayır, o değil. Siz kayınvalidesinin kaldığı yeri gördünüz mü? Bu da kayınvalidemin yattığı salonda yer. Salonda yatak vardı. Kendileri istediler, geldiler. Videoyu görsün de hani kararlarını gözden geçirsin diye dedim. Koskoca evde sen yerde mi yatıyorsun? Yattığın yere bak ya. Evet, yerde yatıyorum. Yani arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Yani koskoca evde seni bir tane odaya sığdıramamış mı bu gene? Dediler hanımlar salonda yat. Ben orada yatmak istedim, rahat ettim. O yüzden. Bir dakika, bir dakika ya. Yerde yatıyorsun. O koltuklar ne ya? Hiç yeni gelin havası değil. Yani o evde yeni gelin havası yok gerçekten. 2 senelik evli diyorsun, yeni gelin ya. Nuray Hanım, çok dedim sporcuyum dere, spor koltuk aldılar. Kızım dedim, senin gelen gidenin olur. Ama hiçbir şey yok. Gelin fantezi almadı. Ama o da boş, boş. Odada bir halı, bir koltuk var. Yeni gelin hani ne bileyim şıkır şıkır olur. Benim evim bunun 100 katı koltukları zevkli. Koltukları 12 milyar aldılar. Hani güzel olabilir, ona bir şey değil. Boş, boş. Ben şoklardayım gerçekten. Ben olsam buradan gidince git oraya bir tane kendine yatak odası al ya da tek kişilik koy oraya, yatakta yat, yatakta yat. Evet, şimdi kayınvalideler arasında bu bir tartışma konusu olmuş. Zehra, ne diyorsun kayınvalidelerin kendi arasında senin evinle ilgili yaptıkları yorumlara? İnsanların hani yaşantılarını bilmedikleri halde bu kadar ne bileyim önyargılı konuşmak da sen hoş de değil. Önyargı ama şimdi görüntüyü izlediklerinde onlar gördüklerine yorum yapıyorlar. Dolayısıyla evet. Önyargı mı sence bu? Ya ben ama benim gurbette olduğumu bilmiyorlar ki. Gurbette yaşıyorum ben sonuçta. Ardahan'da yerleşik bir hayatım yok. Sürekli ben eşya mı şey yapacağım, alacağım. Yani o kadar gücümüz ona gitti, onlar aldı. Yani sen kulaklarını bütün konuşulanlara tıkıyor musun? Sen evinde mutlusun değil mi? Evet, evimde eşya değil, huzur önemli. Diyorsunuz. Peki hanımlar, siz niye o kadar, özellikle Nuray Hanım, sen niye öyle alevlendin? Ben iki senelik gelin ya, ben ne bileyim gelin dedim mi şıkır şıkır ev bekliyorum ya. Kalıcı şıkır şıkır mobil ya. Mesela masanın üstünde güzel bir şeyler. Bana göre, imajeler bana falan. Göre güzel. Eşimle biz beraber beğendik o koltukları, lacivert koltukları. Biz rahatlarımıza düşkünüz. Hani gösterişi sevmiyoruz ya, gösteriş ki. Gösteriş diye değil. Yeni evli olduğu için sadece gösteriş değil. Mesela biz bile şıkır kaç şıkır yaşındayım? Ben 33 senelik evliyim. Ben hani bile kenara falan bir çiçek bir şey, ya bir insana enerji verecek bir şey koyuyorum. Hani... Enerjisiz mi buldun evi? Evet, yeni gelin ya, bir şeyler olmalıydı. Bir şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim spor odamı gördün değil mi? Bu spor yaptığımı. Evet. Orada müzik sistemini açıyorum. Bana göre çok eğlenceli bir ortam oluyor. Ama işte orada mesela müziği açıyorum, oynuyorum. Stresimi de atıyorum. Ama şimdi mutlu bak, da oluyorum. Zehra dile getirdi Lerzan Hanım. Dedi ki... biz dedi şu anda dedi gurbetteyiz evet. Dedi. Hani evet. Eşya çok hani, alıp, eşya çok alıp elden evi kiracı oldukları için şey yapmamışlar. Demek ki kendi evleri olup iyice evet. Bir düzene geçtikten sonra güzel eşya evet, alacaklar evet. Diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla da zaten kendisi sporcu olduğu için onun için eşya değil spor sistemi evet. Önemli. Peki yani... bir şey soracağım, çok özür dilerim. Dalgıç Beyhan Hanım. Dalmış. Bir de size sormak dalmış. İstiyorum ben. Da. Hem dalmış hem dalgıç biliyorsun. Kıyamam ben sana. Demin ayağıma nasıl bastın ya? Yoruldum. Sen benim ayağıma bastın, ucuna bastın abla. Ya öf. Tırnağıma bastın. Beyan abla, sen mesela Zehra'nın eviyle ilgili ilk izlediğinde fikrin neydi? Ya işte benim fikrim şöyleydi. Hani bunlar işte gelin evi şıkır şıkır olur. Evet. İşte masaydı, şuydu, buydu. Ben de bunun gibi sade seviyorum. Ondan sonra gurbette. Onun yarın kocası memurmuş. Bu tarafa gelse bir de taşıma parası.
Yani sen öbür kayınvalideler gibi olaya bakmadın. O eşyaları gelince tekrar alacaklar. Yani. Yani sen öbür kayınvalideler gibi olaya bakmadın. Sen normal karşıladın. Tabii canım, ben normal. Nuray Hanım'ın verdiği tepkiyi sen vermedin. Yok yok, ben vermem. Vallahi gençken ben yine aynı fikrimdeyim. Hani herkesin zevkleri gençken... İnsan eşyalarla yargılanmaz. Evet, eski sistem yok artık. Eskiden kayınvalideler seviyordu şıkır şıkırı. Evet. Şimdi gelinler sadelikten yana. Ben kendimde de bir şey sevmiyorlar. Yok. Hem neyi var? Gayet de güzel. Bana göre güzel. Ben boş, seviyorum. Bana göre boş da olayım. Eskiden olmaz danteller öyle. Kim vardı. Yapacak şimdi danteller var. Büyük olduğu için boş görünüyor. Masam da var, koltuğum da var, halam da var. Köşeliğim de var. Ben bir şeye dikkat ettim. Çok ilginç. Mesela Filiz Hanım'ın Yaren'e bugün böyle bir şeyi var. Böyle bir tavrı var. İşte Beyhan'ın yaşımı yok bence. İşte Nuray Hanım'la Aslan da bence iyi anlaşıyor. Fena değiller. Ama çok ilgimi çeken bir şey var. Mesela Zehra'nın kayınvalidesi Aynur Hanım, Zehra'ya başka bir düşkünlüğü var. Kızı gibi bence. Evet. Değil aynen mi? Öyle. Çok ben mu seviyorsun? Çok seviyorum. Peki mesela bir kusur kızım mesela ay, ağlıyor. Bak kadın ne desem ben ağlıyor. Ben çok duygusalımdır. Gerçekten. Ha. Ama kızım gibidir. Oğlumdan kızımdan ayırmam. İkiydi, evladım üç oldu. Ay canım benim ya. Kendisine de sorabilirsiniz. Ha. Yani hiç kavga etmez misiniz siz? Annemin dediğine hayır, dik evet kafalı yapmıyorum. Evet. Ne derse suyuna gidiyorum. Mesela ben fikir sunarım. Kızım bunu böyle yapsak nasıl olur? Kafasına yatarsa tamam anne der. Sen Zehra ile mi oturuyorsun? Evet, beraber hep birlikte oturuyoruz. Oturuyorsunuz. Evet, bir şey söylüyorsun Beyhan abla. Şey söyleyeceğim, iki senede aha dört kere beş mi? Bir senede dört ya da beş. Beş lira kavga etmiş. Çok etmişim kızım, etmeyle. Çok mu? O kadar yoktur belki de. Çok etmişim. Sen kaç kere kavga ettin? Hiç etmedik ki. Hiç bilemezsin. Bak hiç kavga etmedik. Biz beraber oturuyoruz. Bak o kadar da yapıyor. Beyan teyze bak gelini ne yapıyor? Bak bak suratına bak yeşilere. Bir de hiç sormak lazım. Bak tamam, birbirimize kırılmışımız bir sefer. Ya. Kırıldık ama asla kavga etmedik. Beyan abla sen burada şurada bir iki dakikada şurada neler yaptın? Kavga kim bilir neler yaptın ya. Hani, asla olarak değil mi? Evet hanımlar. Beyan abla söylediğimi kaçırdın ama ben sana sonra söyleyeceğim. Dedim ki iki dakikada bana bile bir neler yaptın. Yeşime düşünemiyorum. Neyse biraz sonra geleceğim o konuya. Şimdi kritik bölümünü bitiriyoruz.